Açıkça. Ruşen kes bunu. Merhaba hanımlar, hepiniz mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Diyarbakır usulü eşkli köfte yapıyoruz. Yani hlorik. Diyarbakırlılar hlorik diyorlar ama normal halk diliyle eşkili köfte. Misafirim var. Misafirim özellikle bu eşkili köfteyi benden istedi. Ben de yapıyorum ve sizinle de paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi böyle yarım kilo geçecek şekilde bulgur var elimizde, ince bulgur. Bir bardak da irmik var, hani dağılmaması için. Bunu önce kabımıza alıyoruz. İrmiğimizi de katıyoruz. Bunu iyice karıştırıyoruz. Bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. Bunu da ekliyoruz. Ve sıcak suyla bunu yoğuruyoruz güzel bir şekilde. Şu şekil gördüğünüz gibi bu hafif böyle bir yarım saat kadar 20 dakika en az böyle dinlenecek. Burada bunu buraya alalım. Islatmıştık biliyorsunuz daha önce. Bu soğudu. 250 gram dana kıyma var. Yassız. Pul biber var. Bir kaşık nane, kuru nane. Bir kaşık reyhan. Bir kaşık şöyle domates, şey biber salçası. Çok güzel biber salçası. Onu da koyuyoruz. Bir kaşık domates salçası. Bir kaşık karabiber. Bir kaşık toz biber kırmızı. Burada da bir tatlı kaşık tuz. Bir de çok güzel bir baharatım var benim. Ben köftelerde devamlı kullanıyorum. Karışık köfte baharatı. Burada da soğuk sumuz var. 2 bardak kadar. Bunu yoğururken elimizi ıslatacağız. Hadi bakalım başlayalım. Köftemiz hazır. Bunu şimdi güzel bir şekilde yuvarlayacağız. Köftemizi yoğurduk biliyorsunuz. Onları dolaba attık. Biz şimdi sosu için tenceremize bir bardaktan biraz daha az böyle sıvı yağ koyuyoruz. Burada yarım soğan var. Yarım soğanımızı da doğrayıp içine atıyoruz küp küp. Açıyoruz. Burada bir kaşık domates salçası, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir de biraz isotumuz var. Burada da gördüğünüz gibi ben daha önceden böyle size hazırladım göstereyim. Bir bardak sumak, bunu biz eşkisi olarak kullanacağız. Evet hanımlar, köftemizi yoğurduk. Gördüğünüz gibi çok güzel yoğruldu. Bunu tepsiye aldık. Şöyle bir tepsinin içine de bir kase, küçük kase un döküyoruz. Köftelerimiz yapışmasın diye. Şimdi ellerimizi ıslatıp köftelerimizi yapmaya başlıyoruz. Suyundan sonra 1 litrede kaynatılmış su ekliyorum. Az geldiyse biraz da ekleyebilirsiniz. Benim köftem çok olduğu için benimki biraz az geldi. Evet hanımlar.
Suyumuz kaynadı. Köftelerimizi aldık. Şimdi köftelerimizi yavaş yavaş sabırlı bir şekilde suya atıyoruz. Elinizi yakmayın, dikkatli olun. Yavaş yavaş ekleyin ki köfteniz bozulmasın. Bir anda sıcak suya atarsanız hani bozulmaz da diyelim ki bozuldular. O yüzden biraz yavaş yavaş sabırlı sabırlı. Etrafı da sıçratmayalım. Bu Diyarbakır'ın eşkili köftesi böyle yapılıyor. Tabii ki başka yörelerde de yapılıyor bu köfte. Farklı çeşitli şekilde de yapılıyor. Ama benim halamdan gördüğüm eski usul köfte bu. İstemiyorsanız soğan ekleyemeyebilirsiniz suyuna ama soğan da ayrı bir lezzet verir tabii ki. Dediğim gibi bu kadar çok fazla yapmanıza gerek yok. Benim misafirim var diye ben bugün fazla yaptım. Sevilen bir yemek. Ekstra yanında bir salatayla bir ayran da harika gider. Size böyle göstereyim. Köftelerimiz böyle. Bu bir 20 dakika pişmesi gerekiyor. Sonra bir tatlı kaşığı da nane ilave edip 2 dakika daha pişirip yemeğimizi söndürebiliriz. Artık sunumda görüşürüz. Kaşık nanemiz var. Onu da ekleyelim. Evet hanımlar. Bir kaşık nanemizi de ekledik. Şimdi köftemizin son durumuna bakalım. Bakın. Köftemiz harika oldu. Muazzam. Bir iki kaşım daha kaynadıktan sonra servise hazırdır. Benim yemeğim bitti. Servis yaptım. Hepinize afiyet olsun. Göz hakkınız için hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki yemekte inşallah güzel tarifler daha vereceğiz. Bir daha çekeceğim. Ruşen kes bunu. Göz hakkı var tabii ki de. Tekrardan hakkınızı helal edin. Hepinize teşekkür ederim. Lütfen sonuna kadar izleyin. Beğen butonuna da basın. Yemeği olduğu gibi size anlatmaya çalıştım. Siz de yaparsanız, tadarsanız sevinirim. Yorum yazarsanız da memnun olurum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hepinize teşekkür ederim.